Konuş. Ne diyeceğiz? Köyün kuruluşundan mı? Tabii köyün kuruluşundan, yapılan şenlikler, şeylerden. Efendim köyün kuruluşu 1860 yılında kuruluyor. Özbekli aşiretinden Ahmet Özbek tarafından kuruluyor. 10 sene eski köy dediğimiz şu Kuşkayas mevkiinde kalınıyor. Ondan sonra buraya yerleşiyor. 70'te burası geliyor. 60'ta kuruluyor. 60'ta buraya geliyor. Ondan sonra işte 10 hane 105 nüfuslu oturuyor. Muhtelif savaşlarda 20 şehit veriyor. Gençlik azalıyor. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra üreme yapıyor. Aşağı yukarı 25 tane giden haneler biz. Geldiğimiz için teşekkür ediyoruz. Bu şenliğimizin ilki 2003'te oldu. Bu ikincisi de 2004'te oldu. Amacımız birbirimizi tanımak. Yani yörüklerin kısmını, akrabasını tanımak amacıyla. Yani misafirperverliğin o kaynaşması için böyle bir şenlik düzenledik. Peki Mehmet amca, kalenin tarihi hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Frikyalılardan kalma günü daha ilerisin. Zaten de burada oturup kaleyle şurada mağaralar var, Hanin denir, yani kervansaray. Burayı Şenel'den diye bu Ahmet Özbek denen dedemizin dedesi. Mutabısı bir adammış. Bu burayı şenletmek gayesiyle buraya oturmuş. Yani kalenin Frikyalılar tarafından. Yani biz yakın bir tarihte değiliz burası. Yok kale. Sağ ol. Sen Adem olmuşsun. Ha? Yavaş adı o ya. Yanları şey yapıyor. Tamam buraya çektik. Üstten ışıkla gerek yok. Yani gerek yok ama şimdi... Hayır, bilmiyor siz de diyor bizi. Güzel baştan çekiyor işte. Mücahit televizyona çıkacağım. Artist olacağım. O güzel bir şey yaptın ha. İçeriye doğru gidiyor işte oğlum. Mehmet amca buralarda kimler yaşamış? Burada da öğlen molası vermiş devletin postası yani arabası. Buradan Düver'de yatarmış. 4 saattir bunların araları. Yani 20'şer kilometredir. Bilgimiz bu kadar yani. Ne ismi dedin? Hanin derler işte mağara. İsmi de burada Hanin olarak geçiyor. Yani kervansaray. Thank you.
Evet, benim güvenlik görevlilerim vardı. Onlar da buraya gelsinler. Evet. Şu alanda hizmet eden arkadaşların dışında kimse kalmasın. Hizmeti aksatmayalım. Herkes için oraya gölgelik yaptık. Mümkünse oraya geçelim. Çocuklar. Geç karşı sıraya geç abanın yanına. Güzel görevli. Çocuklar. Öncelikle saygı duruşumuz olacak. Sonra teyibi çalıştıracağız. Teyipten İstiklal Marşı başlayacak. Teyipten de okunacak. Acele etmeyin. Sakızını çıkar yavrum. İstiklal Marşı'mızı söyleyeceğiz. Umar Önder Atatürk ve edebiyete intikal etmiş şehitlerimiz için bir dakikalık sizi saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat! Müdürlerin, siyasi partilerin temsilcileri ve uzaktan buraya teşrif eden tüm misafirlerimiz, Göçeri köyümüze hoş geldiniz. Bir milletin kültürü geçmişinden süzülüp gelen maddi ve manevi değerlerinin bütünlüğünden meydana gelir. Kültür hayatı algılama biçimidir. Bir yaşam tarzıdır. Kültür bir medeniyeti oluşturan değerler bütünüdür. Derneğimiz çok yönlü,
köklü, zengin ve renkli kültürümüze sahip çıkıp yaşamayı ve yaşatmayı gaye edinmiştir. Çünkü bir milleti ayakta tutan tek şeyin ortak hedef, ortak gaye ve kültürel değerlerimize sahip çıkma bilincinden geçmektedir. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte televizyon kültürü bizleri evimize hapsetmiştir. Bu nedenle yakın akrabalar arasında bile karşılıklı sohbet ve ev gezmeleri yok denecek hale gelmiştir. Derneğimiz yılda bir kez de olsa evlerinden çıkıp birlikte olabilmek ve siz dostlarımızla bir lokma ekmeği paylaşabilmek bizlere en büyük mutluluğu olacaktır. Biz istiyoruz ki Hazreti Mevlana'nın insancılığı ve Yunus'un ilahi aşkıyla sevgi ve hoşgörüsünü yaşamımızla bütünleştirmek istiyoruz. Değerli misafirlerimiz ve köylülerim, derneğimiz kurulduğu günden bugüne kadar en büyük hedefi köylülerimiz ve dostlarımızla birlikte olabilmeyi, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, yaşanılabilir bir çevre, hoşgörü bilincinin kuvvetlendirilmesini hedeflemiştir. Bu hedefler doğrultusunda köyümüzde şenlik yapmamızdaki amaç, köylülerimizin dayanışmasını sağlamak, tanışmak, yeni nesilleri birbiriyle kaynaştırmak, kültürümüzü ve geleneğimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, dost ve akrabaları hep bir arada görebilmek, hepsinden güzeli de siz dostlarımızla bu mutlu günümüzü paylaşabilmek. Köyümüzü yaşanılabilir hale getirme çabaları ve yemyeşil bir çevre için her geçen yıl sayısını artırarak ağaç dikmek istiyoruz. Şenliğin içeriği köy halkımız ve siz dostlarımızın katkılarıyla zenginleşecektir. Duygularımı ifade eden bir dörtlükle sözlerime son vermek istiyorum. Beni bilse bilse köylülerim ve dostlarım bilir. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Bahar çiçeklerde açar benim gizli arzularım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyüm bilir. Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya. Köyümün bütün çiçeklerini getirin üstüme. Cenab-ı Allah çalışmalarımızda yardımcı olsun, utandırmasın dileğiyle hepinize çok çok teşekkür ederim. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Anadolu'm benim, memleketim, gam ile, dert ile yoğurdum. Her köşesine ayrı ayrı vuruldum. Uğruna kanımı, canımı savurdum. Anadolu'm selam sana, Kütahya'dan selam sana. Yiğidin harman oldu, Göçeri'den selam sana. Şimdi de köyümüzün tarihçesini anlatmak üzere köyümüz üzerinde çok emeği bulunan eski AK Parti İl Başkan Yardımcısı Seyit Ömer Durmuş Bey'i mikrofona davet ediyorum. Muhterem daire amirlerim, uzaktan yakından teşrif eden saygıdeğer misafirler, köyümüzde ikamet eden Sayın Karakeçili Yörükleri, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Karakeçili Yörüklerinden bahsetmeden önce köyümüzün bulunduğu yeri ve burada yaşayan çeşitli medeniyetleri
size kısaca izah ettikten sonra Karakeçili yörüklerinden olan Göçeri Köyü hangi tarihte buraya yerleşmiş ve çevrede bulunan hangi Karakeçili yörükleriyle akraba, onlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Anadolu'ya çeşitli medeniyetler kuran Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar, Selçuklular, Romalılar, Osmanlılar bu bölgelerde medeniyet kurmuşlar ve buralarda yaşamışlar. Bizim bulunduğumuz bu bölge, yani Eskişehir, Sabancıpınar, Kütahya, Göçeri, Ovacık İnli, Döğer, Ayazini, Büyük Yayla, Kümbet, Seyit Gazi dörtgeni içerisinde bulunan bu Türkmen Dağı bölgesinde, bu Türkmen Dağı yaylasında milattan önce 1200 yılları ile milattan önce 600 yılları arasında yaşamış Frigyalılar var. Bunlar kayaları oyarak mağara hayatı yaşamışlardır. Ve bu bölgede bunlar aşağı yukarı 7-800 yıl hüküm sürmüşlerdir. Ki köyümüzde de bunların burada yaşadığına dair Göçeri Köyü Kalesi, büyük mağaralar, yine karşı tarafta gördüğümüz kaya mezarları onlara aittir. Bu boş olan bölgede onların zayıflayıp yıkılmasından sonra, yani Frigyalılardan sonra yaşayan bir başka medeniyet, yine köyümüzde izleri bulunan ve sularımızın geldiği Koca Çeşme bölgesinde ören yerlerinin bulunduğu Bizanslılar hüküm sürmüştür. Bunlara ait köyümüzde kalıntılar vardır. Ki örnek verirsek, eskiden benim de dayım olan rahmetli Kamil Saracın karşı ören yerinden bulduğu bir mermer taşı onların, yani Bizansların bu bölgede yaşadığını bize bildirmektedir. Boş olan bu vadi Osmanlı döneminde Orta Asya'dan göç eden Türklerden bir grubu da Özbek Türkleri, ki bizim neslimiz, bizim atalarımızı teşkil ediyor. Bunların bir kısmı Anadolu'ya gelirken yerleşik düzene geçmişler. Bir kısmı ise konar göçer bir vaziyette yaşamışlar. Yani yayladan yaylaya göçmüşlerdir. Bunların Anadolu'ya gelişleri, Özbek Türklerinin gelişleri Hicri 6. asır, yani milattan sonra 1150-1200 yıllarına rastlamaktadır. Tabi Osmanlı Devleti'nin kurulmasıyla padişaha en yakın has askerleri koruma görevi yapmışlardır. Ki hiçbir zaman yanlarından ayrılmamışlardır. Kendileri Karakeçili yörükleri göçer halde yaşadıkları için ip eğirirler, yünden aba yaparlar ve onları giyerlerdi. Osmanlı askerlerinin, padişahın askerlerinin, ordunun aba ihtiyacını görürlerdi. Bunun için Balıkesir'de bir aba fabrikası kurulmuş ve oraya ip eğirmişler, yün ihtiyacını karşılamışlar. Bundan dolayı Osmanlı padişahlar bunlardan vergi almamış. Hatta kendilerine ücret ödemiş. Ki Karahisar'ın fethinde Karakeçilerin boynuzlarına mum takmışlar, mum yakmışlar ve öylece savaşa katılmışlar. Bundan dolayı kendilerine o günün padişahı Haydin Alplerim, Haydin Karakeçili Yörüklerim unvanı vermiş ve bu atlanılmaya başlamışlar. Daha sonra bundan 150 yıl önce 2. Abdülhamit döneminde devrim
Bursa valisi Ahmet Vefik Paşa'yı müfettiş olarak görevlendiriyor. Bu konar göçer halde bulunan kara keçili yörüklerinin mecburi iskana zorlanıyor. Onun için boş arazi aranıyor. Ve bu boş arazi olarak az önce geçmiş medeniyetlerden de bahsettiğim bu Türkmen Dağı bölgesi bomboş. Hiç kimse yok. Ve bu bölgeye bunlar iskan ediliyor. Ve her birine bir mahalle mahalle her birini ayrı yerlerde iskan ediyorlar. Ve her birine bir isim veriyorlar. Mesela Özfakılı, işte Özbek Yörüğü, ki Özbek Yörüğü, Özbek Türkmen hepsinin özel genel adı ama daha sonra bir obaya verilmiş. Eşekaralı, Akçinli gibi isimlerle bunlar yerleştiriliyor. Ve bunlar Hicri 1283 yılında, yani bundan 150 yıl önce Kütahya, Eskişehir, Seyit Gazi, ki Tavşanlı Emet Domaniç, Bilecik bölgesindeki boş olan yaylaklara yerleştiriyorlar. Ve bunlardan 6 tanesi Kütahya merkeze bağlı. Ki 7 tanesi bunlar Göçeri Köyü, Akolu, Damlalı Karaağaç, yine Emet tarafına düşen Kütahya'nın öbür tarafında Çakmak, Saray, Bayramşah, yine Altıntaş'a bağlı olarak ne durumuna diyor? Eğridere ismiyle geçiyor ama şimdi oranın ismi zannederim Eğdemir ismiyle bu köylere yerleştiriliyor. Yine bunlardan Karakeçili yörüklerinden Seyit Gazi'ye 15 köy, Kütahya, Eskişehir'e bağlı 15 köy olmak üzere yerleştiriliyor. Yine Afyon'un Türkmen Dağı eteklerinde olan, Filik Vadisi bölgesinde olan Demirli, Bahşiş gibi yörükler de Karakeçili yörükleri. Tabii bu yörükler ataerkil bir aile yaşadıkları için 1970 yıllarına kadar bir ailede bir baba bulunur ve çocuklarını everir, beraberce geçimini temin ederlerdi. Nüfusların kalabalık olması nedeniyle şehirleşme hızlandığından köyümüzden de bu ataerkil aile çekirdek aileye dönüştü ve böylece Kütahya'ya, İzmir'e, Anadolu'nun çeşitli illerine göç etmek zorunda kaldılar. Ve böylece zannederim 100'ün üzerinde aile Kütahya'da, ki 25-30 aile İzmir'de, ki İstanbul'da, Eskişehir'de bu köyümüzü temsil eden Karakeçili yörükleri vardır. Ve bunlar işte gençlerimizin kültürümüzü yaşatmak için bizim eski günlerimizi hatırlatmak, beraberce eski günleri yad etmek, sevinçleri ve üzüntülerimizi paylaşmak üzere bu günleri terfi etmeye başlamışlardır. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hepinize bu şenliğimize geldiğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, Seyit Ömer Durmuş Bey'e bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Derneğimizin kurulduğu yıllarda bize çok 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 yardımı olan, her konuda gerek kurulumda gerek sonraki çalışmalarda yapmış olduğumuz bu şölenlerde bize çok yardımcı olan bir abimiz, bir büyüğümüz var. Akolluklular Dernek Başkanı, eski başkanı Hasan Hüseyin Namaz Bey. Günün anlam ve önemini bildiren, belirten bir şiir hazırlamış kendisi. Onu size takdim edecek. Ben mikrofonu kendisine veriyorum. Teşekkür ederim. Saygıdeğer daire müdürlerim, amirlerim ve şenliğe katılan
köylüler ve Göçerik köyleri, şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri Yörük olduğunuz için, Yörüklüğünüzü ve Türkmenliğinizi... Bu şekilde bekleteceğiz. Ezan okunacak. Tabi ezanlar biliyorsunuz bizim her şeyimiz. Thank you.
100. yıl İlköğretim Okulu folklor ekibine bu güzel oyunlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve yine güzel sesli bir kızımız var içlerinde. Emine Kurttekin kardeşimizi mikrofona davet ediyorum. Gençler buraya açık adamlar gözüküyor, göremiyor. Ya ileri oturun. Ya buraya boşaldık. Lütfen aracının başına geçsin. 43 FL 600. Bu arada Eğri Göz, Doğu Aslan Köyü, Çamlıca Köyü, Alayut Köyü, Akoluk Köyü, Belkavak Köyü, Karacaören Köyü, Damlalı Köyü, Yeniköy, Ahiler köylerinden misafirlerimiz var. Onlar da şenliğimize katıldı. Ayrıca yine Tepeköy muhtarı Ziya Toraman Bey de şenliğimize şu anda katılmış durumdalar. Kendilerine geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ve yarışmalar diyoruz. Yarışmalar için şöyle güzel bir kocaman bir alkış alayım önce. Geldin mi? Evet. Haydi bakalım. Hey, 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 hey
Partisi'nin falan fark etmiyor. Bütün elmaları yedi. Ama dedik ki bütün kazanan arkadaşlara ödül var. Arzum erkek kuaföründen bedava saç sakal tıraşı. Hocam buyur. Sen de buyur. Konuşma yok, tamam. Evet, sen elinle yedin. Önce bana çok yalvardı, dedi ki kabloya basmayalım arkadaşlar, oradan bir az şöyle bir kablonun üstüne çekilelim. Dedi ki ben geçen yıl yoğurda doyamadım. Beni bir daha yarıştırın, yalvardı ama ben kabul etmedim. Dedim ki tamam, yarışan yine Ramazan olsun ama farklı bir Ramazan olsun. Mesut kardeşimizle beraber onların ikisi yarışacaklar. Şapka hediyemiz var. Katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz ve onlara şöyle bol bir alkış verelim artık. Hak ettiler bu kadar yoğurdun üstüne. Bu alkış hak ettiler. Yok. Çocuklar, arkadaşlar, güvenlik görevlilerim nerede ya? Zaten... Abi ol. Sen. Sen. Evet. Çiftçi geldi, tarlasını sürecek. Anda beğenmediği bir taş var. Tarlayı genişletmek istiyor. Ver bakalım. Buyurun oturun siz.
Muhtar! Ya bu muhtara vurmayın be ya! O muhtar ya! Aynen! Eyvah eyvah eyvah! Eyvah eyvah eyvah! Muhtar bunu el koydu. Şimdi alt taşının yerini o belirleyecek. Evet, paranı buradaydı diyor. Ver buraya! Saç kalmamış. Diğerin kafa kel. İdare edin.